Hayatı boyunca barış yanlısı olmuş Albert Einstein, maddenin enerjiye dönüşebilmesinin mümkün olduğunu keşfettiğinde akıl edemediği şey bunun gelecekteki yüz binlerce insanın hayatına mal olacağıydı. Dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü silahını üretmek için ülkeler, özellikle de Amerika ve Almanya, adeta bir yarış içerisine girmişti. Kaybeden Albert Einstein olacaktı. As long as I have any choice in the matter, I shall live only in a country where civil liberty, tolerance and equality of all citizens before the law prevail. Her şey Albert Einstein'ın hayal kurmasıyla başladı. Einstein, kendisine kadar süregelen bir yargıyı yıkarak bilim dünyasında yeni bir çığır açmıştı. Daha önce kütle ile enerji arasında bir bağlantı kurulamamıştı. Ayrı olgular oldukları varsayılmıştı. Einstein'a göre ise her şey enerjiydi. Yani maddeler çok yoğun enerjilerdi. Kimyasal reaksiyonlar sonrası küçük de olsa kütlenin bir kısmı enerjiye dönüşebilirdi. 1905'te 26 yaşındaki Einstein, E eşittir mc kare denklemini keşfetti. Bunu aynı yıl keşfettiği özel görelilik teorisinin bir sonucu olarak türetmişti. Dünyanın en meşhur, en bilinen formülüydü. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is set equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Özetle bilim kütleden inanılmaz bir enerji elde edilebileceğini gösteren bu formül her şeyi baştan aşağı değiştirmek üzereydi. ...1922 yılında Adolf Hitler, Yahudilere ve yabancılara yönelik nefret içerikli söylemlerde bulunmaya başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiyi bir utanç olarak kabul etmiş ve niyetini en başından belli etmişti. Yahudi asıllı Dışişleri Bakanı Walter Rathenau, aşırı sağcılar tarafından Ekim 1922'de bir suikast sonucu öldürüldüğünde, Einstein kız kardeşine bir mektup yazmış ve "Burada politik ve ekonomik olarak karanlık zamanlar başlıyor." demişti. Hitler'in bir yıkım başlatacağını Nazi Partisi'nin iktidara gelmesinden 10 yıl önce tahmin eden Einstein, Avrupa'yı ve Almanya'yı karanlık günlerin beklediğini biliyordu. Yıllar geçiyor ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi seçimi kazanabilmek için her türlü yola başvuruyordu. 1933 yılına gelindiğinde Nazi Partisi seçimi kazanmıştı. Bir Yahudi olan Einstein'ın hayatı tehlikedeydi ve Einstein bu yüzden Almanya'dan kaçıp İngiltere'deki bir sahil kasabası olan Norfolk'a yerleşti. Burada kısa süreliğine mütevazi bir ahşap kulübede kaldı. Gözden ırak ve huzurlu bir şekilde. 1933 yılına ait bu resimde Albert Einstein'ı kulübenin hemen dışında görüyorsunuz. Sekreteri B. Howard, Oliver Lampson ve kulübenin dışındaki silahlı bir muhafızla birlikte. Buradayken bir haber almıştı. Naziler onun tüm mal varlığına el koymuş, kitaplarını yakmış ve onu yakalayana 20 bin mark ödül vereceğini duyurmuştu. Bu bir servetti. Albert Einstein Alman vatandaşlığından feragat etti ve artık onun için yeni bir dönem başlıyordu. Hitler seçimi kazanmış ve güç toplamaya başlamıştı. Almanya'yı yeniden ayağa kaldırmak istiyordu.
Bir yandan da Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye başlanıyordu. Yaşlı, genç, erkek ya da kadın demeden. Aynı yıl 3 Ekim 1933'te Londra'daki Royal Albert Hall binasında bilim adamları toplanıp bir konuşma yaptı ve aralarında Albert Einstein de vardı. That you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man. We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Lister. Bu tamamı yayınlanmayan konuşmanın amacı zulme uğrayan Yahudiler adına bağışlar toplamaktı ve bu Hitler'i kızdırmıştı. Einstein konuşmasından 4 gün sonra İngiltere'den Amerika'ya gitti. Bir daha geri dönmemek üzere. ABD'ye gitmesinin sebebi herhangi bir korku ya da müdahale olmadan çalışabileceği, özgür ve demokratik bir ülke olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyordu. Einstein, Nazilerden öylesine korkmuş ve yapılan suikastten öylesine etkilenmişti ki, çekilen videolarda bunu görebilirsiniz. Bakışlarındaki o korkuyu, etrafı kolaçan etmesini. Naziler tarafından bir suikaste uğramaktan korkuyordu. Fakat Nazilerin o sırada Einstein'dan daha fazla ilgilendikleri bir şey vardı. Küçük bir kütle büyük bir enerjiye dönüştürülebilir teorisi üzerine Alman bilim adamları çalışmalarına çoktan başlamıştı. 1939 yılına gelindiğinde çalışmalar sonuç vermişti. Nötron çarpışmasıyla uranyum atomu ikiye ayrılmıştı. Amaçlanan şey, parçalanan her bir uranyumun açığa saçtığı nötronların diğer uranyumları da parçalaması ve böylece zincirleme bir reaksiyon oluşturması. Bu patlayıcılarla desteklendiğinde inanılmaz bir enerji açığa çıkartılacak. Yani ağır atom çekirdeklerini bölerek enerji elde eden füzyon bombaları devasa bir yıkımı gerçekleştirecekti. İşte size atom bombası. Hitler bir atom bombasını oluşturabilmek için ilk adımı atmıştı. Nazi Almanyası'nın başarılı bir nükleer program oluşturma çabaları kendi kurdukları nükleer santrallerinde devam ediyordu. Nazi Almanyası'nın atom bombasını yapan ilk ülke olduğu varsayımı sonucunda yaşanacak felaket herkesi korkutmuştu. Özellikle de durumun farkında olan Einstein'ı. Einstein 2 Ağustos 1939'da Başkan Roosevelt'a acil bir mektup gönderir. Son 4 ay içerisinde büyük bir uranyum kütlesinde nükleer zincirleme reaksiyon oluşturmanın mümkün olabileceği muhtemel hale getirildi. Bu sayede büyük miktarlarda güç ve büyük miktarlarda yeni radyum benzeri elementler üretilebilecek. Şimdi bunun yakın gelecekte başarılabileceği neredeyse kesin görünüyor. Bu yeni olgu aynı zamanda bombaların yapımına da yol açacaktır. Bu tipte son derece güçlü bombaların yapılabileceği akla yatkındır. Bu türden tek bir bomba çevredeki bazı bölgelerle birlikte tüm limanı pekala yok edebilir. Bu durumu göz önüne alarak hali hazırda yapmakta olduğunuz deneysel çalışmaları hızlandırmanızı arzu ederim. Sevgilerimle Albert Einstein. Mektupta ayrıca Almanya'nın bu konuda çalışmalar yaptığını ve onlardan önce bu çalışmaların sonuçlandırılabilmesini arzu ettiğini de belirtmişti. Başkan 19 Ekim'de mektubu cevaplamış ve Einstein'a teşekkür edip bunu çok önemli bulduğunu, bununla ilgili bir kurul topladığını yazmıştı. Bu Manhattan Projesi adı verilecek 2 milyar dolarlık atom bombası yapım projesinin doğumu olmuştu. Ve yüz binlerce insanın ölüm sebebi. Almanya o dönemde atom bombası yapabilmek için bol miktarda ağır hidrojenli suya ihtiyaç duyuyordu. Nazi Almanyası'nın bu ihtiyacını karşılayabilecek miktarda hidrojenli suyu tedarik edebilecek tek yerse Norveç'in Telemark bölgesindeki Norsk Hidroelektrik Santrali'ydi. Santrali tahrip etmek üzere 1943 yılında Gunnersight adlı operasyon düzenlendi. Filmleri aratmayan bu zorlu görev başarılı olmuş ve santral havaya uçurulmuştu.
Gunnersight operasyonu 2. Dünya Savaşı'nın en başarılı sabotajlarından biri oldu. Belki de dünyanın geri kalanının kaderi belirlendi. Çünkü Almanların atom bombası hayallerini büyük oranda sekteye uğrattı. 1943 yılından sonra savaşın seyri Almanların aleyhine gelişince çalışmalar yarıda kaldı ve savaşın bitmesiyle de Almanların atom bombası hayali tamamıyla sona erdi. 1945 yılında Amerika'da atom bombası icat edildi. Aynı sene 16 Temmuz tarihinde New Mexico çölünde ilk atom bombası denemesi gerçekleştirildi. Bir ay geçmeden 6 Ağustos 1945 sabahı atom bombası Enola Gay isimli bir bombardıman uçağıyla Hiroşima'ya atıldı. The first atomic bomb heralded the dawn of a troubling new era. Yetmedi. 3 gün sonra 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atıldı. Atom bombası ülkelerin kendi çıkarlarını düşünülerek yaratıldı. Bilim, insanlığı yok etmek için kullanıldı. İşte bu atomun sırlarını çözen temel formu.